Hadi bakalım, tam gaz. Keşke koşabilsem. Şu yolu böyle yavaş yavaş gitmek çok sinir bozucu. Tüfeğe de gram güvenim kalmadı. Her seferinde 3 kere mi 4 kere mi ne kullandım? Her seferinde tutukluk yaptı tüfek ya. Tüfeğe hiç şeyim yok yani. Şurada biraz daha inme alıyorum. Sanırım buradan geçecektim ya. Hadi bakalım. Dayan güven, dayan. O kadar taşıdım ki hatunu. İyileştiğinde yani benim kulum kölem olsa anca öder borcunu ya. Burayı biraz tepede almam lazım. Yokuş inerken iyi de çıkarken kötü oluruyoruz. Hatun bir de deli gibi susuyor, onu da anlamadım. Niye bu kadar hızlı susuyor ki? Üçlü susuyor gözüküyor da. Gerçi susamasının düşüş hızı her ne kadar 3 ok da gözükse o kadar aktif susamıyor yani. O da çok ilginç. Ben bir okum, o 3 ok ama aynı şekilde susuyor. Yine de onda 3 ok çıkıyor yani. Nereden baksan tutarsız. Hemen şurada bir ısınalım. Geçen sefer yaptığımız gibi. Kasalarla uğraşmayacağım bu sefer. Kasa gereksiz şey. Yavaş. Onun yerine şu çubukları kıralım. Nacakla zaten çat 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 hemen kırarız. 5 dakika alıyor. Hemen ateşimizi yakalım. Sıcaklığı ayarladıktan sonra koşup şu yolculuğumuzu bitirelim. Pedere de o şeyi verin. O kadar da soğuk değil ya. Ne daha yarıya kadar. Çok soğuk. Ölüyorum. Falan. O kadar şeye girmeye gerek yok ya. Tribe girmeye gerek yok. İyi gidiyoruz. Evet, 2 saate yakın. Bir saatimi şurada oyalanarak geçireyim hemen. Güven de topladı zaten. Sırtla güveni gidiyoruz. Hadi bakalım. Sonra da ayının kesinlikle fişekten etkilenmediğini çözdük. Ayıya hiç bulaşmadan gitmek lazım. Eğer ayı oradaysa başka yöne gitmesini bekleyip ondan sonra ilerlemek gerekecek. Ayıyı tüfek de etkilemiyor, onu da anladım. Hani bir mermi etkilemiyorsa ikinci merminin de onu devireceğini pek düşünmüyorum. Dolayısıyla dikkat etmem gerekiyor ayı mevzuna.
yok, o Sam. Şu arabayı geçtikten sonraydı galiba o mevzu. En son oralarda bir yerde göte gelmiştik. Yanlış mı geldik? Anma bitti. Anlayı bitirdim, buraya geçtim. Hang on. I have you. Nerede karşılaştık? Aha. Hayır, 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 hayır. Abi geliyor ayı ya. I won't let you go. Bad England. Ayı galiba beni tokatlamaya geliyor. Mecbur bu kıyıdan gideceğiz ya. Hang in there. We can do this. Sanırım ayıyı atlattım. Giderken o ayı götünü dönüp gitmişti. Hiç bana bir ses mes etmemişti. Şimdi ise ayı tamamen bana düşman kesildi resmen. Demek ki orada bir script durumu var yani, her türlü orada bir ayı çıkacak. Bizim ise rotayı değiştirerek gitmemiz gerekiyor gibi bir durum söz konusu. Sıkıntı yok. Buradan da varız zaten. Ne ben üşüyorum ne Gwen üşüyor. Öyle hızlı bir şekilde. Herhangi bir eksiğimiz yok. Gün daha ortasında. Varırız yani. Güneş batmadan şeye varmış oluruz. Topluluk merkezine varmış oluruz. Önemli olan şuradaki geçitten önce benim bir yerden tekrar düz yola çıkmam gerekecek muhtemelen. Onu da buradan mı yapsam diye şöyle ilerime bakıyorum. Sanırım en iyi yer burası ya. Buradan çıkarsam diğer yerlerden kurtarırım. Ayıdan da iz yok zaten. Bıraktı peşimi diye varsayıyorum. Ne bir bağırış, ne bir çığırış, ne bir böğürme. Hang on. I have you. Şu anda da herhalde önüme çıksa kurt çıkar daha fazla. Kurt içinde fişek var. Zaten. Ayıya çözüm yok da kurda çözüm var. Lan başarabiliriz, yapacağız, her şey yanıyordur diğeri şey yapıyor falan. Bu kadar tribe girmenize gerek yok, vardık ya, yerleşim alanındayız anasını satayım. Bu neyin şeyidir? Yapabiliriz, yapacağız, hayır. Ulan şurada işte ateş tutuyor, daha ne? Bir de bir gidiyormuşuz, ev yıkılmış falan. Evin etrafında 10 tane bozkurt. Bizi gibi cenabetlikle
Onu da görürüz yani. Tek isteğim eve gitmekten. Başardık, başardık. Astrid Mackenzie'den son derece daha kuvvetli gördüm. Mackenzie'ye oranla daha az söyleniyor, daha çok iş yapıyor. Helal olsun Astrid'e. Bir şeye bakacağım. Burada şelale var ama nehir donmuş. Ne kadar hızlı donuyor lan. Böyle bir şeyin olması muhtemel mi? Nehrin yüzeyi donmuş. Altı donmamış. E şelale akıyor bir yandan. Yüzeyi nehrin hani... altı akıyordur yine buzun altı. Ha. Yüzeyinde de hani donması bir acayip sandım. Şelale akıyor işte. Su üstten donmaya başlıyor. Bir yandan akış var ya hani sıcaklık hep şeyde kalması gerekir diye düşündüm. Zihnimde hiç canlandıramadım. Ve sonunda vardık. Yatağa ters koymasak çok tatlı olur ama. Dimitri hangisiydi ya? Sen miydin? Let me have a look, okay? İnsülinini verelim sen de. I've done what I can. Güzel, onu da hallettik. Padre tamamdır. Kimlikleri geri ver. Ha, böyle tek tek söyleyeceğiz. Boktan işi de bana kakaldı yani. Felaket tellallığı yapıyoruz ama. Ölmüş ulan işte. Gerçi bulamadım dedi ama. I'm sorry. I couldn't find them. Search for them. Please. Hali bulamadıklarımız var ve onları arayın diyor. Tekrar oraya göndermeyin beni lütfen. I'm sorry. I found her. She didn't make it. Burayı biraz uzun tutmuş oyun ama. I'm sorry. I couldn't find who you were looking for. I hope they survived and they're safe somewhere. Find them, please. Hala daha ara diyen var ya. Dimitri'ye de söylemem lazım. I found her. Sanırım tamamlanmış olmalı artık. Bir kişi hariç kime gitmedik? Bunlara hep gittim. Padre. Böyle mi dua ettin? Ayı geldi başımıza.
Found the insulin too. Thank you, my child. This is a big help. Weather's turning worse. I fear another blizzard is on the way. How can you tell? The farmers of Pleasant Valley have been part of my flock for years now. Over that time, you start to see the patterns of things. Blizzards are common this time of year. We're due for another one any day now. And then what? Normally, we'd hunker down with a stack of firewood, a full pantry, and wait it out. And now? Even with what you've done, we'll have to pray we survive long enough for the weather to clear. Prayer is your thing, Father. You handle that. Between the plane crash and the houses in the area, I'm gonna pull together whatever supplies I can find. Maybe between the two of us, yine we can keep these people alive. May God watch over you, my child. Ulan. Bazıları hala eksikti. Şokun etkisiyle uzaklaşmış olabilirler. Ya da ölmüşlerdir anasını satayım. Boş ver mesela. Buraya da bakmamışım. Beta'da aldın hala kasıyorum. O Esad rejiminden dolayıdır. Battalcım. Sen bir Esad rejimini bıraksan rahatlayacaksın da. Buraya koyabileceğim bir şey var mı üstümde ya? Mesela çok antibiyotik var. Koy abi hepsini. Tamam, atmak istemiyorum bu malzemeleri de en azından bazılarını şuraya koyalım. Ağırlıktan kurtulalım. Çok çılgın bir ağırlık var üstümde. Bunu da at. Altı patlar cephanesi. Onu doldururum birazdan. Şunu ağırlığa göre sırala. Tüfek, nacak, testere, levye, kıyafetler zaten üstümüzde, ona yapacak bir şey yok. Antiseptiklerden birini de böyle koy. Sargı bezi bile ağırlık yapıyor. Anasını satayım. Başka ne var? Oklar var, fişekler var. Gazete. Yiyecek kalabilir. Fişek epey var. Su temizleme tabletleri 4 tanesini buraya bırak. O da gereksiz. Tamam. Gerisi durabilir gibi duruyor. Fazla malzemelerin bulunmasına yardım etmek için Joplin'in zulalarını kullan. İsteğe bağlı. Görevine yaklaşan fırtına kayıp... Kayıpları burada mı arayacağız ya? Ha, bu bölgelerde arayacağız. Keşke yukarıdaki sığınak baskınını yapsaydık. Şu an ister istemez. Burada koca ayak olduğu söyleniyormuş. Oraya gitmeye uğraşmayacağım tabii ki. Fırtına dolayısıyla bu bölgeleri araştırmam gerekiyor. Sağ kurtulanlar buraya gitmiş olabilir diyor hapishane şeyinden sonra. Ya keşke işte şunları toplayıp öyle buraya gitseymişim ya da oradan dönseymişim tepeden mepeden. Şimdi malzeme ve insan arayacağımız için bayağı bir uğraşacağız. Oyunun hikayesi gayet tatlı bu sırada şey. Hatta. Senin dün şey oyunun oldu Allah aşkına. Project Winter'da bir türlü çalışmama mevzuum oldu. Bu ana yoldan devam edeceğiz şey için. Onu bunu geçtim de ben hala mı ağırım? Değilim. 32, 11, 35. 30 kiloluk mu takılıyoruz? Şunda hiç. Kiloyu biraz daha azaltayım. Hala encumbrance var çünkü. Bir kavgam. Tamam sen yazı da yazamıyordun ama. Mikrofonu algılamıyor. Chat'te de bir şey yazamıyordun sen. Sana defalarca chat'e bir şey yazdık, yazmadın. Yazı da mı bağlanmıyormuş? O da mı disconnect?
Allah Allah. Bu oyuna girerken Windows Firewall uyarısı falan var. Acaba onu falan mı şey yaptın? Yoksa gerçekten Esad yüzünden mi? Şu Esad'ı kapat da gel anasını satayım oyuna ya. Senin şu Esad merakını ne yapacağız? Kurt sesi mi duydun lan ben? Ha, kurt sesi demişken şunların mermilerini bir toplayalım. Silahlar dolu gezelim de. Belli olmaz. Hele bu. Bir yardım silahı ateşli. Ha, dur. Güzel bir mantık. Bu bölgede birilerini arıyorum. Aha. Oha, çok uzaktan geldi lan sinyal. Köprüden geçtikten sonra gitsem daha iyi olur. Köprünün diğer taraflarından geldi. Gerçi buzuldan da geçebiliyorum nasıl ya. Sıkıntı olmaz. Esad ölsem bırakmam diyor ya. Hamit, ne diyorsun bu çocuğa Allah'a sen? Ölmeyi bayılmak mı sanmış? Eight. Eight. Ha, ne sandın göt? Şu kayalıkların tepesinde Black Rock'la ilgili bir şey var. Hapishane kaçkınları. Ona da gidip bir ara bakabilirim. Sanırım bir fişek daha atmam gerekecek. Tam lokasyonlarını bulabilmek için. Şuradan geliyor. Esad derken hangi Esad? Ya antivirüs var. Esad mıdır? Esed midir? Nasıl yazılıyor zaten? Herif antivirüs kullanıyor. Ya makinesi Joe'u kaldırmıyor. Onu kaldırmıyor. Bunu kaldırmıyor. Nefes alamıyor. LOL oynayamıyor. Ama adam inatla diyor ki hayır. Antivirüsü silmem. Böyle bir adam işte o da yani. Bir şey diyeceğim, fişeyi bu adam mı attı? Dalga geçiyorsun. Bu adam fişek mi attı? Yalnız. Adam yerde 2.80 yatıyor ya, nasıl fişek attı bu herif? İyi, hiç sıkıntısı yok. Şuraya bir çubuk daha at. Ha, süresi sonsuzmuş bunun. Hemen şurada bir su yapalım onu. 3 tane teneke kutum mu var benim ya? Kahve yap. Kurumak üzere karakter. Biraz da su. 1 litre. Gel gidiyoruz Logan. İşte onu diyorum, yerde yatarken adam şey mi yaptı bize, fişek mi attı birader? Hani o da iyi bir kafa. Orada biri mi var lan? Kömürlük de olabilir o. Kömürlük gibi daha ziyade. Ya onunla uğraşmayalım. Yoluma gitmem lazım. Aynı zamanda tek bir kişi taşıyabiliyorum zaten. Neden ana karakter kadın? Erkek
bitti. İlk iki epizod. Şu anda da kadınla oynuyoruz. Erkek kadını arıyor. Kadın erkeği arıyor. Ayrıca ne problemi var ki bununla ilgili? Bak. Ona göre nevale alacağım. Ya çok sürmez herhalde, bilmiyorum. Bu görevi bitirip bırakabilirim. Yoruldum çünkü ben de. Saat kaç? Ya bırakırım. Şuradan yola çıkalım hemen. Gangbang birebir de olmuyor birader. Hatta senin kafana sıçacağım. Sen bir atla Discord'a. Yayın bittikten sonra senin kafana sıçacağım. Gel bakayım. Sen kaşındın. Terrible sound. Daha böyle iki kişi daha bulacağım. Hepsi de ebesinin örekesinde yani. Şu adam hadi biraz yakın da bu çok uzak ya. Paso taşıyacağız böyle millet. Ondan sonra da gidip büyük ihtimalle malzeme avlamam gerekecek. Bir tane kuzeyde dağda var, bir tane güneyde herhalde mahkumların olduğu yerde bir yerde vardır. İnsanları bir araya toplamaya çalışacağız. Battal'ın liseli olduğunu anlamak için hani şey yapmaya gerek yok ya. Ekstra bir çaba sarf etmeye gerek yok. Battal böyle bir adam zaten. Buram buram liseli herif. Ya siktir, ileride kurt var. Tam yokuşun sonunda kurt gördüm. Şuradaki evlere de mi uğrasam acaba ya? Öyle mi götürsem herif? Çok da uzak değil. Dönüşte uğrayabilirim aslında evlere. Hatta böyle buraya uğrar öyle giderim yukarı falan. Öyle yapalım. İyi seyirler. Ama o kurt tehlikeli bir yerde ya. Dead wings. No way out. Neyse bir uluma muluma bağırma bir şey olmadığımızı gör. Sağ ol iyi seyirler. Ananın örekesi. Neyse kaçıyormuş benim. Oradaki tarla... Işık var lan oradaki çiftlikte. Oraya bir uğramam şart. Bir şeyler var orada. Şerifi götürdükten sonra da biraz yatayım bari orada. Uykusu da geldi. Gece de olmak üzere zaten. Malzeme de buldum. Her türlü o kuzeydeki dağa gideceğiz işte, sığınağın olduğu yere yani. Başka şansım yok. Hiçliğin ortasında köyler, çiftlikler.
Ben de bunu anlamadım. Mesela çiftlikler var ama ortam hiç tarıma müsait gibi durmuyor. Yani hayvan çiftliği bile olsa ne bileyim öyle yalnız başına da yaşamazsın ya. Allah'ın karlı mekanında. Ben bayağı şey bakıyorum duruma. Sikseler yaşamazdım öyle bir yerde yalnız başıma. Kafayı yemiş olmam lazım. En yakın köy bilmem ne kadarlık mesafede. Gerçi araçları falan var yani. Tabii iki de bir zırt pırt bozuluyor bozuluyor diyorlar. Anlamsız. İşte saman balyaları var ya şeyde çiftliklerde. Nereden bulacaksın diyorsun da saman balyası var bütün çiftliklerde. Bugüne kadar hangisine girdiysek hepsinde saman balyası vardı yani. Da açık ara şunu söyleyebilirim ya bu insan taşıma görevi son derece survival açısından tamam hani biraz daha şey bir challenge katıyor hayatta kalmaya çalışmak böyle sırtında biri varken. Fakat hikaye anlamında çok yavaşlatmış mevzuyu ya. Boşamıyorum, edemiyorum. Yolları yavaş yavaş yürüyorsun. Bir action'ı yok, bir heyecanı yok. Bingo yapıyorlarmış haftalık. Vay be. Bunu da şuraya yatıralım. Burası da boş bir yatak. Get some rest now. You need it. Ben de yatacağım valla. Evet, burada kaydedelim. Daha sonra devam edeceğim. Şu an bu da bayağı tatlı gidiyor. Ama dediğim gibi taşıma mevzusu biraz fazla yavaşlatmış.